Herkese selamlar dostlar. 19 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Maçlara baktığımız zaman da ön plana çıkan maçlar genellikle. Napoli, Inter, Beşiktaş maçları gibi. Zaten bülten geneline şöyle baktığımız zaman da cumartesi çok güzel bir bülten yok. Kısıtlı bir bülten var açıkçası cumartesi gününe baktığımız zaman da. Fakat ben yine ideal ve yüksek oranlı tercihlerle sizlere öneri yapacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar şimdiden. Şimdi skor kazanan arkadaşlardan bahsedeyim. Barcelona Galatasaray maçının skorunu bilmiştik. Birçok kişi bildi. Instagram'dan da yazdılar bana. Ben iki kişiyi seçmek durumundayım tabii. Martin kanalıyla The Rockwell kanalı kazanan kişiler oldu. Instagram'dan yazarsam Mart ayının sonuna kadar bu iki arkadaşı kanalımıza dahil edelim. Katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. Instagram'dan yazmaları rica olunur. Martin ve The Rockwell. Ve bir skor yarışması daha yapmak istiyorum. Bu maçı anlatmadım ben çünkü kestirilmesi çok zor bir maç. Bana sorarsanız 1-2 Arsenal derdim mesela. Ama almadım bu maçı. 0-0 da bitebilir. Size bunun maç skorunu sormak istiyorum. Aston Villa Arsenal mücadelesi sizce kaç kaç biter? Yorumlara yazmanız rica olunur. Bilen iki arkadaşımız yine Mart ayının sonuna kadar katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. Zaten 12-13 günlük bir süre olacak. Değerlendirme yaparsanız maç skoru yorumuna yazabilirsiniz. Raporlara geçelim isterseniz. Raporlarda yüksek misli ile başlayayım ben. Last maçını ben sizlere zaten kombinede önermiştim. Kendim de güveniyordum açıkçası. KG Varan'a güveniyordum. Gollü bir maç geçmesi benim için muhtemeldi. Ki zaten gördüğünüz 4-3 gibi bir skorla bitti. Ne kadar gollü geçtiğini sizler gördünüz. Ben tabii her zaman idealine gitmek zorundayım. Çünkü yüksek misli de yüksek paralarla oynayanlar var. Onların kazanması benim için önceliğimdir burada. Güvendiğim yüksek misli girebilecek maçları önerdim. Last maçına KG var önerdim. Altına da zaten şöyle güzel bir analiz yaparaktan açıkladım. Yüksek misli takipçilerimizi buradan yüksek misli katı Telegram gruptaki arkadaşlarımı tebrik ederim. Tek maç yüksek misli. 2000 attılar burada. 3000 liraya yakın miktar aldılar. Hatta 3200-3400 alanlar da var. Onlar Avrupa'dan oynayan kişiler. UEFA kombini olarak sizlere önermiştim. Kızıl Yıldız Rangers mücadelesine KG var önerdim. Güzel bir şekilde geldi. Rangers maçı 2-1 bitti. Last maçı zaten bahsettiğim gibi güvendiğim maçta yüksek misli de önerdim. 4-3 gibi skorla bitti. KG varımız orada da geldi. Güzel bir UEFA kombini oldu. Değerlendiren kazanan herkese tebrikler arkadaşlar. Bu arada güzel şeyler de yaptık. Hatta canlı raporundan bahsedeyim. Bir de canlı rapor ekrana gelsin. Dünün UEFA'nın canlı raporu bu. Hakan 2 tane canlı bahis verdi. 2'de 2 yaptı. %100'lük bir başarı. Çağrı 9 tane canlı verdi UEFA Avrupa'ya. 7 tanesi başarılı oldu. Bence gayet güzel. Ben de sadece bir canlı verdim. Atalanta maçına ilk yarı 0.5 üst verdim ben de. Maçı takip ettim bir 10 dakika. Verdim bir 40 gibi oranı vardı. Benim canlım başarısı oldu. Bilal de canlıya girmedi. Canlı raporumuz da bu şekilde. Canlı odasında zaten gün gün raporu çektiğimi de belirteyim. İsterseniz maçlara geçelim. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. Başlayalım. Şöyle kısa kısa uyarılar yapayım. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar videoya artı 350, 400 üzerinde, artı 300'ün üzerinde kaldığı zaman ben sizlere kombine önerisi yapmaya devam edeceğim. Artı 300'ün üzerinde kalması benim için yeterli. Yine artı 300'ün üzerinde kalırsa like'larınızdan dolayı teşekkürler. Cumartesi günü zaten güzel like'larınızı bekliyorum. Like'ları attık mı? Bir de tekrar bir öneri yapmak istiyorum. Yazım ekrana gelsin. Arkadaşlar 8 maçın 8'ine de lütfen oynamayın. İnşaatçı kuponu yapmayın. Her zaman söylüyorum bunu. 8 maçın 8'inden tutturmak çok zor. Zaten ben bu maçlara 3.50'lik 4'lük oranlık tahminler yapıyorum. Ona göre ders çalışıyorum burada. Tahminlere yani öyle söyleyeyim ben sizlere. O yüzden inşaatçı kuponları yapmayın. Ben zaten videonun sonunda sizlere bir ikili önereceğim. O ikiliyi beğenmezseniz kendiniz maç seçip değerlendirebilirsiniz. Fakat inşaatçı kuponu yapmayın. Seviliyorsunuz. Başlayalım. Schalke-Hanover mücadelesi. Schalke konumu itibariyle şöyle göstereyim isterseniz puan durumunu. Üst sıralarda birbirleriyle maç yapan adamlar olacak. Adamlar dediğim takımlar. Werder Bremen'le Darmstadt'ın mücadelesi var. Schalke bu tür fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Schalke Hansa Rostock'la 4-3 gibi skorla kendi evinde mağlup oldu. Son oynadığı kendi evindeki maçta. Güzel de oynadı. Atacağım diyerekten de arkadaki boşlukları değerlendiren Hansa Rostock takımı oldu. Rostock değerlendirirken de biraz da şansı yanındaydı. Normalde Schalke'nin o maçı kazanması zaten bence de muhtemeldi. Yine ideal bir oranı vardı Schalke galibiyetinin. Burada ondan sonra gitti deplasmanda 3-0'lık gibi bir skorla galip geldi. Şimdi de burada önemli bir sakatlığı var mı, eksikliği var mı diye baktım. Önemli bir sakatlığı veya eksikliği yok. Troyt de var zaten takımın en golcüsü santrafor konumunda. Adamı beslediğin zaman zaten gol makinesi gibi şakıyor diyelim yani burada. Ben şimdi burada ev sahibi 1-3 üstte mi direkt yoksa maç sonu 1'e mi gitsem diye bir düşündüm. Hanover'de son 2 dirlikte mağlup oluyor ve mağlup olurken de 3 tane gol yiyor. 3'er tane gol yiyor. Ben burada şöyle bir öneri yaptım.
Schalke'nin ben burada atacağı iki golü değerlendirdim. Şöyle 1.54 gibi oranı var. Ev sahibi 1.5 üst. Mastoni 1'den değiştiriyorum bu arada. Normalde Mastoni 1'di. Ev sahibi 1.5 üste döndüm. Yani Schalke burada galip gelse ya 2-2'den korkuyorum. Hannover bir tane atar. Belki yani o da 0-1 yazdım Hannover'e. Schalke'nin 2 golü 2 tanesi var gibi Schalke'nin. O yüzden 1.5 üst yazdım. 1.54 gibi oranla tekli önerimdir. Değerlendireceklere bol şanslar. Göztepe-Anya mücadelesi. Göztepe'ye teknikadan geldi. Geçen hafta Trabzon maçında nasıl futbol oynadılar ama muazzam bir maçtı. Göztepe inanılmaz bir top oynadı deplasmanda. Canlısından da bu ara büyük ekmeğini yedik. Onu da belirteyim. 5.5 üstüne gittik. O geldi bir de 7.5 altına aldık. 10 numara kazandık. Hatta 7.5 altını ben almıştım. Şimdi Göztepe'de eksikler var. 2 tane kırmızı kart cezalısı var. Ondan dolayı o sıkıntı biraz. Yüksek oranımı biraz sıkıntıya düşürüyor. Berkan Emin ile Aytaç Kara bu maçta olmayacak. Kart cezalısı. 2 tanesi de ilk 11 oyuncusu. Atınç'ın da zaten bir sakatlığı vardı. Stoper oyuncu o da yok. O da güzel bir başarılı bir stoper açıkçası. Göztepe bandında, Göztepe kalitesinde. Şimdi Alanya son haftada gayet güzel bir futbol sergiledi. Fakat şöyle söyleyeyim. 5-2 mağlup oldu. Alanya'nın güzel futbol sergilemesi bu skoru ortaya çıkardı. Yani ofansif oynadı. Korkmadı, çekilmedi. 2-2'deyken 3'ü atayım yeneyim diye oynadı. 3'ü atıp yeneyim diye oynarken arkadaki boşlukları iyi değerlendiren bir Fenerbahçe vardı. Ofans oynadı kısaca. Göztepe'de burada teknik adamıyla kendi evinde ilk mücadelesi Thomas Hoca ile birlikte. Ben burada idealden bir KGVAR'ı aldım. 1.49 gibi orandan KGVAR'ın gelmesi zaten muhtemel bence. Normalde direkt Göztepe tarafına gidecektim aslında. Şöyle ama eksiklerden dolayı Alanya'nın da gol atması zaten muhtemel. Maçın favorisi de bu arada zaten Göztepe takımı olduğunu da belirteyim. Çünkü çok ihtiyacı var. Onu da belirteyim. Yüksek oranla ne yapabilirim diye baktığımda ev sahibi 1.5 üstün 1.89 gibi oranı var. Ben Göztepe'nin eksikleri olmasaydı yani kazanmasını beklerdim ama bu iki eksik önemli isimler olduğu için Berkan'la Aytaç belki kazanamayabilir. O yüzden ev sahibi 1.5 üstü de yüksek orandan öneriyorum. Risklidir. İdealim KG vardır. Yüksek orandan isteyenler Göztepe'nin atacağı 2 golü değerlendirme altına alabilirler. Erzurum-Samsun mücadelesi. Erzurum'da arkadaşlar teknik yönetimler falan onlar yollar ayrıldı. Takımın başına teknik sorumlu olarak yeni bir teknik adam getirmediler. Notunu aldım ben buraya. Bir saniye notlardan onu ben yazdım bir yere. One second. Buldum. Muzaffer Blazer diye bir teknik sorumlu getirmişler veya altyapı hocası mı neydi, yardımcı mıydı neydi tam bilmiyorum. Sosyal medyasına da baktım. Muzaffer Blazer'le birlikte 5 gün önce falan ilk idmanına çıkan bir Erzurumspor var. Yönetimde zaten teknik yönetim sorumluluğu artık her neyse yolları ayırmışlar. Kötü giden bir Erzurum vardı. İlk 2 oynayan bir Erzurum vardı. 6'da şu an playoff mücadelesi veriyor neredeyse. Şimdi Samsun'da benim 2 tane çok beğendiğim oyuncu var. Birimiz yerli Ronaldo, Yasin. Bir de Ronaldo'dan beter fakir vakayeme diyeyim ben buna. Fofana. İnanılmaz. Bireysel anlamda çok güzel işler çıkartıyor. Tomane'de gününde olması lazım hücum hattında. Samsun'u ben genellikle izliyorum. Valla ben KG'ye de gidemedim. Tarafa da gidemedim. Kaçamak tercih yapacağım bu mücadelede. Hızlı geçeyim. Ben mücadelenin 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.78. Başka bir tercihim yok. Burada direkt 1.78 gibi orandan 2-3 gole dayandım. Değerlendireceklere bol şanslar. Napoli Udinese mücadelesi. Bakın bugün ne maç var? Napoli'nin maçı var. Inter'in maçı var. Milan'ın maçı var. Vallahi üçünden biri patlayacak gibi. Kim kime dumduma. Hadi bakalım. Ben diyorum ki Milan maçı patlar. Ben Napoli ile ve Inter'in patlayacağını düşünmüyorum. Milan maçında patlayacağını düşünüyorum. Üçü de aynı gün koymuşlar. Şimdi Napoli burada eksiği gereği var. Son maçta dakika 90'da Petagna oyuna girdi. 90+5'te sakatlandı çıktı. Sanırım tendon sakatlığı var. Bakmıştım hatırlamıyorum. Öyle olması lazım. Napoli bu maçı alır mı? Alması gereken bir maç. Hata lüksü olmayan bir maç. Napoli adına eksiği gediği de yok. Insigne son maçta 60 gibi girdi oyuna. 62'de girdi sanırım. O da girdi. Bir sakatlık yok yani. Ben burada Napoli tarafındayım. Napoli kazanırken nasıl kazanacak? Ondan bakayım. Valla kafamdaki skor maksimum bakın. Maksimum 3-1 diyorum. 2-1 bir yazdım. 2-0, 2-1 bandına bir zaten yazdım. Ama 4.5 altına bir yaptım oran yakalamak adına. Ben 1.5 üstten ziyade her zaman 4.5 altlı
ben yanım. Zaten artık tanıyanlar vardır beni artık. 1.5 üstten ziyade ben her zaman 4.5 altın yanındayım. Kolay kolay hiçbir maçta 5 gol çıkmıyor çünkü. Çıkarsa da helali hoş olsun diyelim. Maç sonu 1 ve 4.5 alt yaptım. Napoli'nin hata lüksü olmadığını düşünüyorum artık. Buralarda değerlendireceklere böyle bir değerlendirmem var. Napoli'nin kazanacağını, maçın da 2-0-2-1 bandında bitmesini de beklediğimi belirteyim. Fürth'le Freiburg mücadelesi. Baylar, bakın. Bu maçta bir ibnelik var. Samimi ve içtenlikle söylüyorum. Bu maçta bir dolap var yani, ben söyleyeyim. Bakın, aha oran da artmış. Harbiden bu maçta bir ibnelik var ya, bakın. Ben burada normalde ne yazdım biliyor musun? Şöyle analizimi yaptım. 1-2 skorla Freiburg kazanır dedim. Bakın, skor olarak yazdım ben bu mücadeleyi direkt. Fürth'ün zaten burada bir nevi son şeyi artık. Bir nevi son. Bunu da artık kaybederse, burada da bir puan kaybı yapabilirse, yaparsa ya geçmiş olsun. Diğer haftalardaki maçlarına baktım, hiç yakalama şansı yok. Burada iyi oynayan bir Freiburg da var. Vallahi ben bu maça gitmedim. 1-2 skor yazdım fakat tarafa sakınlıkla gitmedim. Sizlere de önermem. Şöyle bir kaçarım dedim ben bu maçtan. 8.5 üst korner yazdım idealine. Oran bir 30'a geçmiş ya. Bir 42 falan da bir 35'e düşmüşler sanırım. Neyse. Kornerini yazdım. Ben bu maçı korner olarak aldım. 8.5 üstü öneririm. He, oran biraz yükseltmek isteyenler 9.5'u da alabilir. Ama korner maçı olarak aldım. Freiburg maçını oynamayın. Bakın Almanya'yı almadım ben burada. Freiburg'un 2-1 kazanırı çıkıyor sistemimde de. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu maçta bir imdelik var. Haberiniz olsun. Beşiktaş'la Hatayspor mücadelesi. Ersin bu maçta cezalı durumda. Kaleci Ersin olmayacak. Hatay adına olumlu bir haber bu. Onun dışında şöyle Pjanic bu maçta olmayacak. Veliton, Oğuzhan, Mert Günok, Ersin olmayacak. Üçüncü kaleci çıkacak burada. Bilmeyi bilmem Bilgin. Yazmıyor adı. Üçüncü kalecisini bilmiyorum Beşiktaş'ın. Bilmem ne Bilgin kalede olacak Beşiktaş'ta. Şöyle Batshuayi, Larin, Teixeira, Gezal. Şimdi Önder Hoca çok hata yaptı. Mesela nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Galatasaray maçında şöyle bir hatası var. Güven'le Kenan'ı dakika 39'da çıkarttı. Eğer dakika 39'da ilk yarı bitmeden çıkarırsan bir oyuncuyu, özellikle Güven mesela, onun yanında Kenan, böyle oyuncuları kendine küstürürsün. Harbiden bakın. Bak kendi empati kurun. Ben oyuna dakika girdim. Ulan daha ilk yarı bitmedi. Hoca beni oyundan alıyor. Ben oynamam yani. Önder Hoca istifa yazarım. Takım oynamam. Antrenmanda huzursuzluk çıkartırım. Öyle bir adam olurum. Burada Güven'i ve şeyi yanlış yaptı Kenan'a bence. Zaten ilk 11 başlatması bir nevi. Kadro maç öncesi zaten direkt tepki aldı. Bilmiyorum. Önder Hoca da yakında burada sezon sonunda kalmaz yani. Yani sezon sonunda kalsa bile diğer sezon çalışılmaz bence. Hatay'da çok formda. Özellikle El Kabi adam son maçta 90'a nasıl taktı sol ayakla? Normalde sağ ayak bu adam. Sol ayakla 90'a bir sapladı. Biz de candan izliyorduk. Hatta 4.5 altında 1'i kazandık. İlk golü kazandırdık son maçta, hatırlıyorsunuz. Ama deplasmanda biraz sıkıntı olabiliyor Hatayspor. Ama Hatay'ın da Beşiktaş'a karşı bir tutuyor yani şansı. O şey maçını demiyorum. 7-1'lik miydi? 7-0'lık maçını demiyorum bu arada. Ama Hatay'ın Beşiktaş'a karşı bir güzel oynadığında ekstra bir motive olduğunu da belirteyim. Ben idealden bir KG var aldım. 1.51 gibi oranı var. Gelmesini bekliyorum KG varın. Bir de arkadaşlar KG vardan ziyade bir yüksek oran gidersem ben bu mücadeleye. Maç sonu 0. 3.45'te oranı var. Ben Beşiktaş tarafına gitmedim. Olası bir Önder Hoca'nın burada veda maçı da olabilir. Onu da belirteyim. Bir beraberlik veya puan kaybinde Önder Hoca'yla yollar da ayrılabilir. Maç sonu 0'ı da burada sizlere yüksek oranda öneriyorum. KG var. Maç sonu 0. Skorum da söyleyeyim mi? 2-2. Bol şanslar. Inter-Fiorentina mücadelesi. Inter'de harbiden yakından takip eden biriyim. Son maçta 1-1 beraber kaldı. Maç sonu 2 olarak, hatta 3.5 altında 2 olarak sizlere teklif önermiştim hatırlarsanız Torino maçında. Ama Zeko nedense bomboş kafa vuruyor taça. Geliyor lan, açıyor ne güzel orta. Vursana kafayı içeri. Bir daha vuruyor, tekrar dışarı çıkartıyor. Zeko'nun 2 tane 80'den sonra boş kafa pozisyonu var bakın, bomboş. Bir tanesi hele bomboş. Ayaklarını da havadan yerden kesmedi. Bomboş vuramadı. Her velhasıl kelam, ben burada Inter tarafındayım. Inter'in de burada puan kaybı veya Inter maçında da sürpriz çıkmasını beklemiyorum. Fiorentina haddini bilerek oynayacaktır burada. Ev sahibi 1.5 üstü ben sizlere idealden öneriyorum 1.41 gibi orandan. Skor beklentim 2-1'lik bir Inter galibiyeti. Bu skora göre de şöyle bir yüksek oran değerlendirmesi yapabilirsiniz. Handikap 0 oranı 3.25 baylar. Bunu da bir yüksek oran değerlendirmesi olarak aklınızda bulunsun. Ben burada Inter'in atacağı 2 goldeyim. Werder Bremen-Darmstadt mücadelesi. Sizlerin de aklına gelen ilk mücadele burada nedir? KG var tabii ki.
Benim de aklıma bu geliyor. Ben Bundesliga 2'ye zaten korkmadan Vardı alıyorum. Bu maçta şöyle bir liderlik maçı bu arada. İkisi de 48 puanda. Avaraj da önde Darmstadt takımı. Werder Bremen bir adım daha önde. Darmstadt'ın da atmasını bekliyorum ben açıkçası. KG var aldık mı idealden? Aldık. Yüksek oran ne yapabiliriz diye baktığımda. Vallahi baylar şöyle bir düşüncem var. 2.5 üstünde 1. 2.26. 2.26. KG var idealdir. 2-1, 3-1 skorda Werder'e yazdım. Böyle de bir önerim var 2.26'dan. Benim 8 maçın ideal ve yüksek oranlı tercihlerim bu şekilde. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir adet de kombine önerisi yapalım. Like'larınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu arada kombine ekrana gelsin. Aston Villa Arsenal maçının maç skorunu sizlere soruyorum. Daha yorum yaparsanız sevinirim. Yarışmaya katılın. Bilen iki kişiyi katı Telegram gruplarımıza alacağız. Benim kombin önerim baylar gördüğünüz gibi ekranda. Beşiktaş maçına KG var aldım 1.51 gibi orandan. Değerlendirmeyi aldım. Inter maçına da Inter'e güveniyorum. Atacağı iki golü aldım. Ev sahibi domine ederse oyunu Inter iki tane atabilir. Bir önerim var. 2.13'lük bir ideal kombin önerisi. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Bay bay.